Bu video çalışmasında, yüksek boyutlu videoları, kalite kaybı olmadan nasıl küçültebileceğimizi anlatacağız. Örnek çalışmamıza göre, 269 MB boyutunda 4K çözünürlüklü videomuz var. Videonun boyutlarını değiştirmeden ve kalitesini bozmadan, boyutunu küçülteceğiz. Web tarayıcımızdan, ücretsiz olarak dağıtılan, Handbrake programın resmi internet sitesine girelim. Download butonuna tıklayıp, Handbrake programın son sürümünü bilgisayarımıza indirelim. Programın kurulumu oldukça basittir. Next butonuna basarak devam edip kurabilirsiniz. Handbrake programımızı açalım. Sıkıştırma yapacağınız videoyu, mouse tuşuna basılı tutarak istenilen yere bırakabilirsiniz. Birden çok video sıkıştırması yapacaksanız, burayı tıklayıp video dosyasını ekleyebilirsiniz. Videomuzu programa ekledik. Şimdi boyut küçültme ayarlarına başlayalım. Videomuz 4K boyutunda olduğu için, ön ayar bölümünden Vimeo YouTube 4K'yı seçin. Biçim bölümünün MP4 olarak ve web optimize edilmiş bölümün seçili kalmasına dikkat edin. Video menüsüne tıklayın ve açılan alt ekrandan sabit kalite değerini 32 olarak değiştirin. Bu değeri ne kadar arttırırsanız, küçültme o kadar yüksek olur. Ancak videoda bozulmalar artabilir. Önerim 35 değerinden fazla çıkmamanız. Ya da bunu deneme yanılma yoluyla test etmeniz olacaktır. Video kodlayıcı bölümün x264 olarak kalması gerekmektedir. Kare hızı videonuzla aynı olmalıdır. Bizim örnek videomuzda 30 FPS olduğu için burayı 30 seçiyoruz. Diğer seçenekler de aynı şekilde varsayılan kalmalıdır. Ayarlarımız bu kadar. Videomuzu küçültmeye başlayabiliriz. Farklı kaydet bölümünden videomuzu kaydedilecek yeri seçelim. Son olarak, kodlamaya başla butonuna basalım ve sıkıştırma işlemini başlatalım. Küçültme işlemi bitene kadar bu ekranı kapatmayın. Video boyutuna göre ve bilgisayar performansınıza göre birkaç dakika sürecektir. Video boyut küçültme işlemimiz bitti. Video boyutu ve kalitesi değişmeden, video boyutumuz 269 MB'dan 68 MB'a kadar düşmüş oldu. Boyut küçültme yaptığımız yeni videomuzu açalım ve orijinal video ile görüntü kalitesini karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi, boyut küçültmesi yaptığımız videomuzda görüntü kalitesi açısından hiçbir sorun gözükmemektedir. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere, kanalımıza abone olun, takipte kalın.